Buyurun. Çoktan beri arz ederdik biz sizi. Hoş sefa geldiniz dostlar, merhaba. Şükür buluşturdu yarenler bizi. Hoş sefa geldiniz dostlar, merhaba. İzzetle, hürmetle, hem şefkat ile dilerim Mevla'dan gönül şad ola. Lütuf buyurdunuz bu teşrifine. Hoş sefa geldiniz canlar, merhaba. Selamlaşma, Anadolu kültürünün en önemli ögelerinden biridir. Alevi yol erkanında biz buna sefalama diyoruz. Biz de sizi Ali Haki'ye ait bir sefalamanın dizeleriyle karşıladık. Sayın Bakan, Sayın Ombudsman, Sayın Bakan Yardımcıları, Sayın Alevi ve Bektaşi Cemevi Başkanı, Sayın Genel Müdürler, çok değerli dedeler, babalar, STK temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler. Sözlerime başlarken cümlenizi aşk niyazlarımla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Hicri 1446 yılı Muharrem ayının 4. günündeyiz. Ülkemizde miladi takvim kullandığımız için Muharrem ayı denince Alevilerin aklına hemen Muharrem orucu, diğer adıyla söylemek gerekirse 12 Mam orucu gelir. Şimdi bu oruçla ilgili bazı kısa kısa bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Türk devlet geleneğinde Hazreti Hüseyin ve Muharrem ayı önemli ve ayrı bir yer tutmaktadır. Bu akşam burada Türkiye Cumhuriyeti devlet erkanı Muharrem ayının idrak edilmesinde yer almaktadır. Bundan dolayı bir dede olarak ocağım, diğer ocaklar, talip toplulukları ve Ehl-i Beyt'i sevenler adına başta Milli Eğitim Bakanımız Profesör Doktor Sayın Yusuf Tekin'e ve mesai arkadaşlarına şükranlarımı sunarım. Geçmişte Selçuklu ve Osmanlı Devleti'nin siyasi ve kültürel sınırları içinde yaşayan Alevilerin tuttuğu Muharrem orucu klasik bir oruç değildir. Yemeği, içmeyi belli saatlerde yasaklayarak bu orucu tutmuş olmazsınız. Çünkü Muharrem ayı aynı zamanda bir matem ayı ve hüzün ayıdır. Muharrem ayında her Alevinin evi bir hüzün evidir. Bu hüzünü çok güzel ifade eden Alvarlı Efe'nin mersiyesinden bir beyti size burada aktarmak istiyorum. Bugün Mah-ı Muharrem'dir, Muhiddi hanedan ağlar. Bugün Eyyam-ı Matem'dir, bugün Ab-ı Revan ağlar. Bugün humbar olur gözü elbet haydar-ı kerarın, görür zehra-i hum efşan, Resul-ü alşanındır. Günümüzden 1385 yıl önce, Hicri 61. yılın 10 Muharrem'inde, yani Aşura gününde, bugün Kerbela dediğimiz yerde, peygamber torunlarının ve masum çocuklarının humharca katledildiği bir vahşet yaşanmıştır. İmam Hüseyin ve yanındakilerin günlerce aç susuz bırakıldıktan sonra vahşice katledilmeleri konusu Muharrem orucu süresince Alevilerce işlenir. Muharrem orucunu diğer oruçlardan farkı su konusudur. Su hem oruç açılırken hem de oruç açıldıktan sonra berrak su olarak, normal su olarak içilmez. Ama vücudun suya da ihtiyacı olduğu için bu sıvıyı karşılamak için çorba
ayran, hoşaf, komposto gibi sulu yemek ve içecekler içilerek su ihtiyacı bulmak karşılanır. Et için hayvan kesilmez, et yenmez, yemeklerde et kullanılmaz. Orucun başlama vakti olarak tan yeri ağarmasına kadar bekleyip ondan sonra yemeği keseyim gibi bir anlayış yoktur. Gecenin yarılarında yani gece ortalarında bir şeyler yenir, ihtiyacı karşılamak için özel bir sahur programı yoktur. Oruç açma vakti yani iftar vakti, geleneksel oruçta Ramazan ve diğer oruçlarda olduğu gibi güneş battıktan sonra ya da diğer bir vakit olarak akşam ezanı okununca hemen başlanmaz. Biraz daha vakit geçmesi beklenir. Bu ayda düğün, dernek, müzik, eğlence, saz, söz yapılmaz. Hatta eskiden bağlamalar kullanılmasın diye vurguları gevşetilerek akortlar bozulurdu ki kimse almasın elde diye. Gerçi biz modern bir dünyada biraz sonra burada müzik enstrümanlarını kullanacağız. Ama müzikler oyun havası değil, mesleğe şeklinde olacaktır. Bir başka başlık. Alevilik, Şiilik değildir. 12 İmam ve Ehl-i Beyt'e bağlılıklarıyla bilinen Şiiler Muharrem orucu tutmaz, Aşure kaynatmazlar ve evde oraya da gerek yok. Aleviler Kerbela acısı başta olmak üzere 12 İmam'ın acılarını anmak ve anlamak için Muharrem ayını matem ayı olarak kabul ederler. Muharrem mateminin amacı bu acıları tekrarlamak ya da üç duygularını körüklemek değildir. Bu türlü acıların bir daha yaşanmaması için gerekli olan insanlık değerlerini ve Alevi öğretisini özümsemektir. Alevi öğretisi dedik, bir satır okuruz, bir kıta, bir beyit okuruz ki kitaplar yazılır buna. İşte onlardan birisi. Özün eğriyse yola zararsın, derdini yetirmiş derman ararsın. Maslahatın nedir şarı sorarsın, saraf olmayınca girme şarısı. Kapıdan gelince köşe gözetme, İçin kalaylayıp dışın düzeltme. Şahatayın ötesini uzatma, mümin isen bir ikrarda durasın. Alevi ve Bektaşi geleneğinde bir yerde sofra açılmış ve orada bir dede veya baba varsa o kişi destur vermeden kimse yemek yemeye başlamaz. Yemek yenilip sofra kaldırılmadan önce yine bir dede veya baba, aynı kişi de olur, farklı da olabilir. Sofra duasını okuduktan sonra sofra kaldırılır. Tabii konu uzun, çok zaman almak istemiyorum. Sözlerimi burada tamamlarken, demlerimiz daim, muhabbetlerimiz kaim, gönüllerimiz şad, meydanlarımız abad olsun. Oruçlarımız kabul, ibadetlerimiz makbul, dirliğimiz daim ve mateminiz Zeynep Ana'nın matemi olsun diyerek hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Gerçeğin demine hü, mümine ya. Konuşmaları da ötürü Sayın Dedemize çok teşekkür ediyoruz bu kıymetli bilgilendirmeleri için. Hüseyin Dede Kargınoğlu Dedemize. Thank you.
sessiz kal. Fatma'nın goncasıydın cihanda kimsesiz kal. Harbin riyah yolu kesti, çekti sahraya getirdi. Fırat'ın yolu kesildi, çöllerde çaresiz kaldı. Fırat'ın yolu kesildi, çöllerde çaresiz kaldı. Misafirlerimiz,
Hepsi birbirinden kıymetli konuklarımız. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Safalar getirdiniz. Öncelikle davetimize icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Davetimizi organize eden Ali Aktaş, Bakan Danışmanımız Ali Aktaş Bey'e ayrıca teşekkür ediyorum. Programın organizesindeki heyecanımız program esnasında da devam etti. Gerçekten çok amaçladığımız şekilde güzel bir etkinlik oldu. Bu amacımıza ulaşmamız, bu etkinliğin amacına ulaşması için gösterdiğiniz çabadan dolayı da sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Orkestraya ayrıca teşekkür ediyorum. Ben bilenler biliyor, türkü ve deyişler konusunda dinlerken de notlar aldım. Bu benim özel bir ilgi alanım. Ben Hüseyin Dede gibi Alevi Bektaşi inancında, kültüründe bu Muharrem ayı 12 İmam oruç açma etkinliğiyle ilgili detaylı bilgi verecek durumda değilim. Ben mevzunun bir başka boyutuyla müsaade ederseniz size fikirlerimi, düşüncelerimi anlatmak isterim. Kıymetli misafirler, toplumsal yapımız içinde bizleri bir arada tutan, millet olmaya sevk eden önemli ibadetlerimiz, önemli ritüellerimiz, geleneklerimiz ve toplumsal ilişkilerimiz var. Bu hasletle bu toprakların binlerce yıllık geçmişinden, toplum ve devlet geleneğinden süzülerek bugünlere gelip bizi millet haline dönüştürmüştür. Gelecek kuşaklarımızın da aynı hassasiyetle bir arada yaşama ve millet olma vasıflarıyla donanmasını istiyorsak eğer, bu hasletlere hak ettikleri değer vermek bizler açısından tarihsel bir vebaldir, tarihsel bir sorumluluktur. Bugün bizleri bir araya getiren bu iftar programı tam da bu açıdan çok kritik bir etkinlik. Muharrem ayı ve bu ay içerisindeki etkinliklerimiz bizlerin millet olma bilinci açısından, bir arada yaşama şuuru açısından çok önemli. Bugün Muharrem orucunu sizlerle birlikte açmaktan dolayı gerçekten samimiyetle söylüyorum, mutluluk duydum. Allah oruçlarımızı kabul ve makbul eylesin. İnşallah sofralarımız bereketli olsun. İşlerimiz asan olsun ve gönüllerimiz de daima rahmet olsun. Rabbim Ehl-i Beyt hürmetine, hak erleri ve erenleri hürmetine dirliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi güzelleştirsin, korusun. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum.